Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SRC 1-2-3-4'de çıkacak gümrük, tır, kaçakçılık mevzuatı sorularının birinci bölümünü değerlendireceğiz. Arkadaşlar 30 adet soru çözeceğiz. Özellikle SRC 3 ve SRC 1'de daha fazla çıkan sorular. Bu soruları çözmeden kesinlikle SRC sınavlarına girmeyin. Gümrük, kaçakçılık ve tır mevzuatı soruları birebir sizlere çıkacak sorular. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen SRC'den bahsedeyim. SRC nedir? Mesleki yeterlilik belgesidir. 5 çeşit SRC'miz var. Uluslararası yolcu taşımacılığı SRC 1, yurt içi yolcu taşımacılığı SRC 2, uluslararası kargo eşya taşımacılığı SRC 3, yurt içi kargo eşya taşımacılığı SRC 4, tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlik belgesi ise SRC 5 belgesidir. Hemen sorularımıza geçelim. Arkadaşlar çok çok önemli sınav soruları, sizlere birebir çıkacak sorular. Gümrük nedir? Gümrük A bir belgedir. B bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal veya eşya üzerinden alınan vergidir. Bir ülkenin giriş veya çıkışında gümrük denetiminin yapıldığı yerdir. C bir kapıdır. D bir sınırdır. Gümrük nedir? Gümrük tabii ki bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal veya eşya üzerinden alınan vergidir arkadaşlar. Gümrük vergisi değil mi? Bir ülkenin giriş veya çıkışında gümrük denetiminin yapıldığı yer gümrüktür. Burada Bursa seçeneği cevabımız. İkinci soruya bakalım. Üzerinde silinti kazıntı bulunan tır karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A. Gümrük idarelerince kabul edilmez. B. Gümrük idarelerince kabul edilir. C. Gümrük idarelerince yenisi verilir. D. Gümrük idarelerince ceza verilir. Evet. Üzerlerinde silinti ve kazıntı bulunan tır karneleri gümrük idarelerinde işlem görmez, kabul edilmez. Cevabımız Adana seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasıyla ilgili işlemlerin dışındaki seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması. B. Eşyanın imhası. C. Eşyanın gümrüğe terk edilmesi. D. Eşyanın mühürlenmesi. Tabii ki burada cevabımız eşyanın mühürlenmesi olacak. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 4. sorumuza geçelim. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresinin uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir? A. Sınırlarımızdan içeri girilen gümrük kapılarının olduğu gümrükleme işlemlerinin yapıldığı bölge. B. Gümrükleme işlemi yapabilen serbest bölgeleri. C. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm bölgeyi. D. Gümrükleme işlemi yapılabilen havalimanları. Tabi burada gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresinin uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm bölgeyi nedir? İfade eder. Yani Ceyhan seçeneği 4. sorumuz. 5. sorumuza bakalım. Özet beyan verme süresi ne kadardır? Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimi ne kadar? B. Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk hafta içinde. C. Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 15 gün içinde. D. Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 30 gün içerisinde. Özet beyan verme süresi eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadardır. Adana seçeneği doğru cevap. 6. soru, gümrük işlemlerinde sadece beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir? A. Kırmızı hat. B. Sarı hat. C. Mavi hat. D.
D yeşil hat. Evet, burada sarı hattır. Beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat. Bursa seçeneği doğru cevap. 7. sorumuz. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırım süresi ne kadardır? 3 gün, 7 gün, 30 gün, 60 gün. Evet. Burada 30 gündür cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? A. Serbest dolaşıma giriş rejimi, B. Serbest sınır rejimi, C. Transit rejimi, D. Gümrük antrepo rejimi. Tabii ki burada gümrük rejimlerinden biri değildir. Son dönemlerde sık sık çıkan sorulardan birisi serbest sınır rejimi. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 9. soru aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? Bakın yine aynı şekilde geçici ithalat rejimi, B geçici ihracat rejimi, C hariçte işleme rejimi, D ihracat rejimi. Bu da sık sık evet rejimlerden geliyor. Geçici ihracat rejimi Bursa seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz aşağıdakilerden kurumlardan hangisi? Kaçakçılık Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer alır. A. Mülki amirler, B. Gümrük Müsteşarlığı personeli, C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, D. Hepsi. Tabii ki burada D. Hepsi olacak. Tamamı görevlidir. 11. sorumuz tır karnesi hareket ülkesi, varış ülkesi ve yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke için kaçar sayfa ihtiva etmektedir? Birer sayfa, ikişer sayfa, üçer sayfa ve dörder sayfa şeklinde verilmiş. Tır karnesi hareket ülkesi, varış ülkesi, yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke için ikişer sayfa ihtiva etmektedir. Bursa seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz hareket gümrük idaresince tır karnesinin tescil edilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Bir tır işleminin başlaması, B. Tır işleminin devam etmesi, C. Tır işleminin ibrası, D. Tır karnesinin hamili. Evet, burada da bakın hareket gümrük idaresince tır karnesinin tescil edilmesini ifade eden nedir? Tabii ki tır karne bir tır işleminin ne yapması? Başlamasıdır, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 13'e bakalım. Ata karnesi nedir? Ata karnesi Atatürk karnesidir. B yolcu için vize belgesidir. C geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. D sürücü belgesidir. Tabi burada ata karnesi de sık sık çıkıyor. Serece 1'de çıkar. Serece 3'te 4'te çıkıyor. Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz. Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın. Kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A. Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez. B. Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. C. Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir. D. Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir. Tabii, evet burada da asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz deniz yolu ile gelen ve gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına ne kadar sürede tabi tutulur? A. Özet beyan verildi tarihten itibaren 15 gün içerisinde. B.
Özet beyan verildiği tarihte itibaren 20 gün içinde. C. Özet beyan verildiği tarihte itibaren 30 gün içerisinde. D. Özet beyan verildiği tarihte itibaren 45 gün içerisinde. Evet, 45 gün içerisinde veriliyor. Özet beyan verildiği tarihte itibaren 45 gün içerisinde verilir. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 16'ya bakalım. 16'da tır araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında hangi işlemler önce yapılır? A. Polis işlemleri, B. Gümrük işlemleri, C. Kontrol işlemleri, D. Muayene işlemleri. Evet, burada da tır araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında öncelikle polis işlemleri yapılıyor. Cevap Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 17'ye bakalım. Eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için mukavele sözleşmesi hangi taşımalarda uygulanır? Yani mukavele sözleşmesi CMR. A. Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda. B. Cenaze taşımalarında. C. Ev eşyası taşımalarında. D. Ücret karşılığı kara taşımalarında. Evet, ücret karşılığı kara taşımalarında uygulanıyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 18'e geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi işlenmemiş veya tamir görmek maksatlı makine ve teçhizatların yurt dışına gönderilmesi neticesinde faydalanabilen bir rejimdir? A. Transit rejimi, B. İthalat rejimi, C. Hariçte işleme rejimi, D. Dahilde işleme rejimi. Tabii ki burada da hariçte işleme rejimidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. soru aşağıdaki ürünlerin menşei konusunda bir itilaf söz konusu olabilir. A. Ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, B. Bilgisayar ve elektronik eşyalar, C. Ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar. D. Ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler. Evet. Ürünlerin menşei konusunda itilaf söz konusu olabilir. Burada bilgisayar ve elektronik eşyalarda itilaf olabilir. Evet. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz. CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir? A. Gümrük belgelerini tam ve eksiksiz taşımacıya verilmesi. B. Uygun ambalajlama yapılması. C. Bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi. D. Malların araçlara uygun biçimde istiflenmesi. Evet arkadaşlar burada da malların araçlara uygun biçimde istiflenmesi sorumluluklardan birisi değildir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuza bakalım. Tır karne giriş ve çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir? A. Bir tır işleminin sona ermesi. B. Bir tır işleminin başlaması. C. Bir tır işleminin İbrası, D. Bir tır işleminin onaylanması. Evet, bu soru da sınavlarda yine sık sık geliyor. Yine Ceyhan seçeneği bir tır işleminin ibrasıdır. 22. sorumuz. Tır karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır? A. Hamule senedi, B. Konşimento, B. C. Hasar ve tespit tutanağı. D. CMR. Burada arkadaşlar tır karnesinin en son sarı voleti hasar ve tespit tutanağı olarak kabul ediliyor, adlandırılıyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz. Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir? A. Gümrük yolu, B. Otoyol, C. Karayolu, D. Devlet yolu. Evet, bu da nedir? Gümrük yoludur. Adana seçeneği doğru cevap.
24. sorumuz, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapılacak gümrük kapılarını, liman ve havaalanlarını hangi kuruluş belirler? A. Ulaştırma Bakanlığı, B. Karayolları Genel Müdürlüğü, C. Gümrük Müsteşarlığı, D. Trafik Müsteşarlığı. Evet, burada da Gümrük Müsteşarlığı belirliyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır? 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl şeklinde. Evet, 3 aydır cevap Bursa seçeneğidir. 26. sorumuz, Roro nedir? Yüklü aracın yüküyle beraber gemiyle taşınmasıdır. B. Havadan taşımacılıktır. C. Boru hattı taşımacılığıdır. D. Hiçbiri. Roro şudur arkadaşlar. Yüklü aracın yüküyle beraber gemiyle taşınmasıdır. Evet. Yani Adana seçeneği doğru cevap. 27. sorumuz, Türkiye Gümrük Belgesi bölgesi ne demektir? Türkiye Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kara sularını, iç suları ve hava sahasıyla kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına denir. Gümrük kapılarının bulunduğu yere denir. Gümrük idaresinin bulunduğu yere denir. Eşyaların boşaldığı yere denir. Tabii ki Türkiye Gümrük Bölgesi şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kara sularını, iç suları ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır, değil mi? Yani Adana seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi sevk mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir? A. Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri. B. Göndericinin adı ve adresi. C. Şoförün isim ve adresi. D. Yükün yükleme yeri tarihi ve teslim için belirlenen yer. Burada şoförün isim ve adresi mektubunda yer alan, sevk mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Son iki sorumuz. Özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir? A 10 gün, B 20 gün, C 30 gün, D 40 gün. Tabii ki 20 gündür. Bursa seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz son soru. Arkadaşlar bu videomuzda manifesto nedir? A. Manifaturada kumaşın sarılmış top halidir. B. Yolcu listesidir. C. Çıkış ve varış noktalarını gösteren güzergah yol haritasıdır. D. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste bildiridir. Evet, manifesto bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen listedir arkadaşlar. Evet, bildiridir. Denizli seçeneği burada doğru cevap. Evet arkadaşlar, YouTube Nedim Şeker Akademi'de ve Özel Güvenlik SRC Özel Güvenlik kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızda daha önce atmış olduğum videoları detaylı bir şekilde hem yazılı hem uygulama sorularını çözerseniz kesinlikle 90 ve üzeri garanti not alırsınız. Üyelere özel soruları çözmek için de kanala katılarak %100 çıkmış sizlere çıkacak soruları çözüp garantiye geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki SRC sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.